30 Eylül'den ve 20. bölümden merhaba arkadaşlar. Önceki bölümde buralara kadar sıvamıştım. Şimdi böyle devam ettim. Buraları sıvadım. Bu kapıları maskeledim. Keşke üşenmeyip şunu da maskeleseydim. Artık onu sonradan kazıyıp zımparalayıp tekrar verini kırmak gerekecek. Neyse harcımı yaptım. İşte buraları sıvayacağım. Anahtarı falan söktüm. Önce burayı bitirelim. Buranın tavanı yapıldı. İşte şura var. Orayı da yaparsam holümüz bitmiş oluyor. Ondan sonra salonla mutfak kalıyor. Tabi bura bittikten sonra buraya bir detaylı temizlik yapılacak. Yoksa burada yürümek bile mümkün değil. O şekilde devam edeceğiz. Bakalım bu bölüm neler yapacağız. Ne zorluklar göreceğiz? Aşacak mıyız? Aşamayacak mıyız? Hepsini göreceğiz bakalım. Ve alt kat koridorumuz sıvanmıştır. Tavanı da sıvadım. Yanları da sıvadım. Buraları da sıvadım. Kör noktaları bile sıvadım. Burası fayans olacak. Kuruyunca buralara zımpara atarız. Kusur yerler düzelir. Bu merdivene de buralar beyaz yakışıyor ya. Böyle elimde kalınca fazlaları oralara sürüyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın zaten Allah izin verirse öğleye kadar buranın dağınıklığını anca toparlarız. Öğleden sonra da sıvaya başlarız. Burada biraz problemli bir yer. Elimde alt köşeleri var işte onları kullanayım. Oraya da bir köşe yaparım. Aa. Şimdi buraya ahşaptan kasa da yapılabilir de zaten kasa kıtlığı var. O yüzden direkt köşeleri köşe çubuğu koyup bir de böyle dikine teraziye de almak lazım. O şekilde sıvayalım gitsin. Tıpkı burada yaptığınız gibi yani. Hadi bakalım paydos. Bir Ekim sabahından herkese merhabalar. Bu sabah geldiğimde gördüğünüz kapı devrilmiş olarak gördüm. Gidip bakalım ne olmuş. Acaba ayı mı girdi? Onu bir tespit edelim. Çünkü burada kuşburnular var. Onlar yeme girmiş olabilir. Bakın kuşburnun etrafı ezilmiş. Etrafında dolaşıp bunu yemiş olabilir. Eğer yerde pisliğini görürsek zaten garanti. Şimdi iz çıkacak kadar çamur olmamış yoksa belli olurdu da. Rüzgarın işi değil bu iş. Ayı işi. Öğleye kadar anca bu kadar temizlendi. Pisliğini süpürdüm, fazlalıkları attım. Salona daha geçemedim. Şimdi bunları tespit etmeye çalışıyorum. Bir tanesinden iki tarafınki çıkıyor. Boy olarak da birinin başından çıkan yarıya geliyor. Yani iki tanesinden bir iki nasıl ya? Biri oraya gitti. İki tane var. Buraya koyduk. Çıkan parçayı buraya koyduk. Ötekinin tamını oraya koyduk. Çıkan parçayı buraya koyduk.
Skoru eksik kaldı. Neyse şu an tam kafam basmıyor ama burada 3 tane var, bir tane de evde var. 4 taneyle bu işe girişeceğim. Bu köşeleri böyle kavisli yapacağım. Hani bu şeyleri böyle şerit kesip katlıyorlar ya, alçıpanları. Onlarla yapacağım. Alçıpandan sonrası köşe çıtası olacak. Öyle bir şey olacak işte. Bir öğleye gidelim gelelim sonra bakarız. Biraz deneysel bir şey oldu ama inşallah sağlam olur. Tamamen köpüğe emanet. Köpük koruyunca bunu tutarsa buraları doldururum, sıvarım. Buradan aşağısı da köşelerle gider. Yukarısı da köşelerle gider ama böyle bir çukur var. Çukurun da dolması lazım. Aslında buraya indirsem öyle tuhaf bir desen de çıkabilir ama şeyi de bu araya sıkıştırırım, köşeyi. Olabilir. Şurası zamanla dökülmezse. Şimdi altı boş gibi. Şurası boş. Neyse köpük de bitmeseydi. Şimdi azıcık bir iş için köpük açacağız bir daha. Ve işlemimiz devam ediyor. Bu tarafta yaptım. Kalıbı aldım. Burayı 160 kesince bu kalan parça zaten buraya oldu. Böylece ikinciyi kesince orada bitecek. 3-4 yetecek ve artacak bile yani. Hadi bakalım onları da keselim. Bugün böyle tam teraziyi alacağım. Köpüğü sıkacağım. Buraları dolduracağım. Öylece bırakacağım inşallah. Öyle bir gece dursun. Kuruyunca yarın böyle jilet gibi sıvayabiliriz. Bir de bahçeden biraz elma getirdim. Fotokapanı böyle dışarıya doğru kuracağım. Elmaları kapının dışına dökeceğim. Ayı Efendi gelirse orada beslensin. İçeriye dökecektim ama içeriye girip de bir daha kapıyı devirmesin, dışarıdan gitsin gitsin. Bu mevsimde daha önce şu dağda çok elmayı duruyordum da bu sene hiç gidemedim, bari burada yedireyim biraz. Evet. İstediğim şeyi yaptım. Burayı da teraziye aldım. Buranın arkası çok boş olduğu için buraya da alçıpan koydum. Arkasına hem köpük koydum hem köpük sıktım. Üstü de öyle doldurdum. Bunların altı da köpüklü. Şuraları da yapıştırdım. Şu an bile kemik gibi oldu yani. Şimdi bu gece donsun. Yarın köpükleri böyle tıraşlarız. Sonra sıvarız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak.
Yağmur yağmaya başladı da bu ayılarla ilgili planım bakalım ne olursak yapabilecek miyiz? 2 Ekim saat 10.45 bu saatte inşaata gelinir mi? Geldik. Belediyeye uğradım. Başkanla görüştüm. Ne olacak bizim su işi falan dedim. O da bugün bölge müdürüm ne gelecek onunla bir görüşelim dedi. Dedim vallahi sıkıştırın. Sonra dedim suyu verdikten sonra bizim oraya çakıl makıl da dökülmesi lazım. O iş biraz zor dedi. Çünkü şu an ilçenin her tarafı kazılmış. Herkes bir yerde çalışıyor. Bizim böyle bir şanssızlığımız oldu. Neyse şimdi videolarda hep sorulan bir şey var da bu pencereleri niye ters taktın? Ters takmadık. Biz bunları böyle planladık. Hatta burada yağmur meyilli delikler falan var. Böyle tasarladık. Niye? Buraların şeyi alçakta. Yarın öbür gün buraya bir kanepe koyduğunuz zaman yani kanepenin arkası buraya gelecek. Bu açılmayacak. Çünkü burası çok alçak. Hani buranın yüksekliği de alçak olduğu için elim bile değiyor. Örümcekler. Pencereler de alçak oldu. O yüzden böyle yüksek yaptık. Kanepe falan geldiği zaman burayı karşılamasın yani mevzu o. Tabii bu sorun sadece üst katta. Altta böyle bir şey yok. Altta bayağı yüksek. Ama üst farklı, alt farklı olmaz diye hepsini böyle yaptık çıktık. Evet onu da öyle aydınlattıktan sonra vaktimiz çok az sadece şöyle bir kaba alçı yapıp şeyi sıvayacağım. Bu dünkü yaptığım yerin kabasını sıvayacağım. Ondan sonra zaten öğle arası olur. Bir de videolarda ses az geliyor gibi yorumlar var. Telefon kalın bir kılıf var, o engelliyor. Bir de bu sorunu aşmak için şey aldım. Bugün sipariş verdim. Biliyorsunuz bu yeni serilerde artık kulaklık girişi, jack girişi yok. Yoksa benim kaliteli mikrofonum var. Onu takabilirdim ama takamıyorum. Şimdi USB Type-C'yi jack girişine çeviren bir soket aldım. Bugün sipariş verdim. Gelirse ve düşündüğüm gibi çalışırsa onu takınca mikrofonla konuşacağım bundan sonra. Bir de tabii insan yorgun olabiliyor. Bunca işin arasında bir de video çek. Konuyu anlat falan. Bazen insan yoruluyor. Yani önce iş yap, ondan sonra bir de ona izah et. Neyse, inşallah onu da hallederiz. Hadi bakalım daha fazla konuşmadan bunun kafasını çekelim. Evet kabaca böyle oldu. Biraz lazım var. Onları da bir yerlere yedireceğim. Şu köşelere falan. Mesela burada alçıpan biraz dar kaldı duvara göre. Burada böyle şişirdim. Burada da aynı sorun var. İşte bu şişirmeleri yapayım. Bu kuruduktan sonra zaten alçı daha güzel olur. Ama evin çevresi değişti ya. Burada böyle kıvrımlı yerler önemli. Evi villa gibi gösteren ayrıntılar. Birinci taş, şömine, taş döşeme ve böyle şeyler. O benim elmaları akşam ayı gelmemiş inek yiyor ya. İnşallah bu tarafa geçmeye tenezzül etmez. Demek ki dışarıya döksem tamamen yiyecekler.
Gece hiçbir görüntü çekmemiş ya. Acaba cihazda mı sıkıntı var yani? En azından bir karga geçmiştir. Neyse şu ineği halledeyim ben ya. Harcımız bitti ve kava harcı ile kava sıvayı ile bu hale geldi. Köşelere, meşelere her tarafı istediğim gibi kıvama getirdim. Öğle ezanları okunuyor. Öğleden sonra devam. Ya bu inekler her şeyi mahvetti ya. İkinci, üçüncü kez gittim oraya. Orada elmalar durduğu için kafasını içeri sokmuş, yemeye çalışıyordu. Baktım bu işin sonu kapının kırılması olacak. Gittim bütün elmaları suratına attım. Atarken bazı şeyleri de söyledim. Onları şimdi burada söylemeyeceğim. Filmlerde geçiyor öyle şeyler zaten. Hani Kemal Sunal köyün ağasına böyle paralar atarken bir şeyler söylüyor ya. Davula filminde. Aynı onları söyledim. Anladıysa iyi. Bunların köpeklerinden, ineklerinden bıktım yani. Fotokopan keyfimi mahvettiler. Neyse. Kuruduktan sonra burayı güzelleştiririz. Duvarlara bakıyorum. Diğer duvarlara geçeceğiz. Bunun bantları var. Bunun bantını kaldırmışız. Bugün de mutfağın sıvasını bitiririz. İnşallah tavana da bir rötuş yaparız. Sinekler pislemiş, mahvetmişler. Dışarıda inekler, içeride sinekler. Hayatım mahvetmeye devam ediyor. Sıvamız tüm hızıyla sürerken burada size bir çılgınlık göstereceğim. Nasıl olmuş? Ahşap dokusu verdim. Böyle geliyor. Şunu biliyorsunuz. Boya şekil veriyor ama alçıda da işe yarıyor. Harcımız bitti. Tabi burası çok zamanımı aldı. Şimdi ikinci harcı yapınca inşallah burası biter. Art arta tavana rötuş yaparım. Evet, hızlı bir işçilikle burayı da bitirdik. Şimdi burayı sonradan düşündüm. Buzdolabının arkası da böyle kalmasın, böyle olsun. Artık buraya mı gelir, nereye gelir, mayans gelir, arada bir kısım. Buzdolabının arkası da böyle boyalı duvar olsun. Sadece şu araya harç çekmedi. Zaten hava karardı, öyle acele macele çektim. Bu şey olayını buraya yaptım. Şu ışığı açayım da. Burada daha iyi oldu ya. İlk önce böyle kurudu. Olmadı. Sonra avucumu ıslattım. Avucumu harcı aldım böyle sürdüm. Ondan sonra ıslak ıslak efekt verdim. Çok güzel oldu. Şöyle yandan bakarsak. Tam ahşap gibi. Yani bu yöntemi bazı yerlerde kullanırım artık. Merak ediyordum olur mu diye. Oluyormuş. Birçok yerde bunu kullanabilirim. Şu salonun ışığını da bir yakalım. Salona sıra geldi ama salonda çok mal var ya. Yarın biraz cam çivisi getireyim. Şu bütün camları bir takayım. Camlar ortadan kalksın. Bunlar oradan kaldırmak mümkün değil. Bakacağız artık. Gitgide rengi koyulanmaya başlandı ya.
Yarın ola hayrola kurunca bakalım nasıl olur. Üç Ekim'den merhabalar. Bugün böyle topraklık bir işle başladık. Bizim mahallede, asıl evimizin olduğu yerde. Dedim ya, kazımız yapıldı. Oradan çıkan topraktan biraz getirmek istedim. Çünkü o mahallenin toprağı çok verimli. Burada hani ufak bir bostan yeri yaparsak bundan da katarız. Gübre katarız. Biraz kendi toprağa, biraz kum. Böyle bir harmanlama yapıp kaliteli bir toprak elde edersek belki bir şeyler olur. Çok küçük bir alan yani. Büyük yerlerle uğraşamam zaten. Düşünce toprağa atmak bile mesele. Keşke bu damperi kalkan yapsaydık ama o da mümkün değil ki. Neyse, azlık kaldı. Bunu da boşaltayım. Sonra sıva işine geçelim. Evet, salondaki bazı şeyleri çıkardım. Yavaş yavaş burası sadeleşmeye başladı. Ama bu camların bir tanesi, yani şu gördüğünüz şahıs, buhar yapıyor ya, içinde nem yapıyor. Görüyorsunuz, buharlı. İşte az önce akvaryuma soktum, çıkardım, baktım buradan su giriyor. Şimdi böyle burayı yukarı çevirdim ki buharlaşsın, çıksın ateşin karşısında. Ondan sonra oraya silikon çekeceğim. Şöyle bayağı sıcak şu an. İşte içi kuruyabilirse, ondan sonra da delik gördüğüm yerlere silikon sıkarsam, sonra herhalde aynı sorunu yapmaz. Tam salonda en önemli yerdeki cam öyle bir sorun çıkardı. Şimdi geri göndersek o da aynı şeyi yapacak. Dedim burada halledeyim bari. Şimdi salonu tam boşaltmadım. Aslında o şeyleri buraya alacaktım ama görüyorsunuz tavanda müdahale edilecek yerler var. Dedim şöyle bir tavanı bir komple yeniden sıvayım. O eksik sıvayım. Şurayı alta kadar sıvadım. Dün unutmuştum ya. Sonuçta dolap aşağı kadar iniyor, buzdolabı. İşte burayı tamamen bitireyim sıvasını. Ondan sonra artık buranın büyük temizlik olayına gireceğim. Onları taşıyacağım. Bu arada ne var ne yok, her şeyi silip süpürüp. İskele miskele şunun üzerinde çalışıyordum ya. Onu da hazır hale getireceğim. Yani yarın hazırlık, bugün zaten burayı tavanı bitirmek ve burayı temizlemek anca şey olur. Akşama kadar yetişir. Yarın burayı sıvarız inşallah. Bu olayı şurada da yapmayı düşünüyorum. Bacada. Bir de diyorum, acaba böyle burayı böyle komple aşağı doğru böyle ahşap görünüm yapsam mı acaba? Bu cephe ahşapmış gibi. Orayı yapmasam bile şu kirişi kesin yaparım da. Neyse, şimdi çalışma zamanı. Saatlerdir böyle ufak tefek işlerle uğraşmaktan halen de asmaya başlayamadım ya. Bunu da beklettim beklettim, bir türlü buharı gitmedi. İşte delik gördüğüm yerleri silikonu çektim, taktım. Bir başka lüzumsuz iş, şu pencerenin fitilleri yoktu. Buna fitil yapıştırdım ama fitil yeri açılmadığı için pencere çok böyle dışarıda kaldı. Bir de çok zor kapanıyor, şuraya bakın. Çok uyumsuz oldu. Onun da fitil yok ama ona takmayacağım. O da aynı şekilde olur. İşte camları taktım. Artık bütün kapıların camları takıldı. Üst katta, üst katta silikonlarını da çektim. Yaptığım iş bunlar yani. Sonra dışarıda silikon eksik olan yerler vardı, onları çektim. Maalesef bugün hiçbir şey yapamadım ya. Baktım hiçbir şey yapamıyorum. Dedim bari salonu sileyim.
Dedim şeye başlayamadım işte. Tavana başlayamadım. Bugün öyle gitti ya. Ufak tefek işlerle gitti. İnşallah yarın verimli bir gün olur da biraz ilerleme kaydederiz. Bugün 4 Ekim sabahı. Her taraf sis. Hava sıcaklığı 10 derece falan. Bayağı bir soğuk yani. Şu an babamın evdeyim. İnşaatı göstereyim size. Tabi görünmüyor da. Ta şu yol var ya, tabela var ya. Onun aşağısında. Şu oradaki kayalık. Bayağı bir uzak. Şimdi bisiklette gideceğim. Buralar böyle. Şurada komple kazılmıştı, kapattılar. Ama tekrar kazılacak. Su tesisatı, kanalizasyon tesisatı. Yeni borular döşendi. Şimdi bu yeni borulara evlerden giden hatlar bağlanacak. O yüzden bir daha kazacaklar. Ondan sonra asfalt yapılacakmış. Şu bizim çatının borusu çıkmış. Bunu görünce hatırladım. Şu evin iç sıvası bitince ben de bu oluklara boru takmam lazım. Onları da halledeyim inşallah. Çünkü yağmur dönemi başladı. Çatıdan akan sular sağa sola sıçramasın. Evet, her yerde bir çalışma. Bir yandan dereye şey yapılıyor şuradan. Duvar var ya, sağına soluna duvar yapıyorlar. Her yerde bir ekip çalışıyor. Şu an eve doğru gidiyorum. Az önce gösterdiğim tabelanın virajındayım. Şu arkada şu şeyi göstereceğim. Şu beton kamyonun olduğu yerde. Bakın şurada direk var. Oraya trafo koru koyuluyor. Oraya kadar sanırım 3200 volt gelecek. Oradan 380'e düşecek. Benim evin hattını da oraya bağlayacaklarmış. Şuraları benim evi. Şu evi. Bir de buradan görünmeyen bir abimizin evi var. Daha ev yapmadı da oraya bir hat gidiyor. Bizim hatları buralara bağlayacaklar. Çünkü şu an voltaj düşüklüğü var. Mesela işte billet ampul yanarken elektrik süpürgeyi çalıştırınca bile lamba böyle sönüyor. Bazen hiçbir şey çalıştırmadan bile lamba kendiliğinden böyle sönecek gibi oluyor. Yani mesela başka bir yerde bir adam kaynak yapıyor olsa veya herkes fırını çalıştırıyor olsa bizim voltajlar aşırı derece düşüyor. Zaten bunu elektrikçiler bana söylemiştiler. Trafiğe uzak olduğu için voltaj düşüklüğü olur diye. Söyledikleri de çıktı. Şimdi bu güçlendirme hattıyla beraber bizim hat oraya bağlanınca o zaman sıkıntı kalkacak inşallah. Şurada bir şey var ya, çatı matı görünüyor ya. Direği de görüyorsunuz. İşte oraya hat çektiler. Şurada da yeni direkler var. Orada bir ahşap ev var. Oraya da hat gitti. Yani buradaki bütün yapılan ufak tefek evlere elektrik verdiler. Ve işte güçlendiriyorlar. Bir tek su veremediler. Ondan da hiç ümidimiz yok. Bakalım ne olacak. Şöyle sislerle beraber evi çekeyim ya. Sonbahar manzarası. Valla yani bisiklette gelme mevsimi de artık geçiyor ya. Yağmur, çamur, soğuk. Bayağı bir üşüdüm ya.
Bir de yani yol tam çamur olmamış ama biraz daha yağarsa çamur da olacak. O içeri sıcak. Bunun boğusu geçmemiş ya, ben bunu düşündüm de camcıyı arayacağım, diyeceğim ölçüyü vereceğim, bir tane de ondan yapsın bana ya. Toplam 8.500-9.000 liraya yakın para verdik, bir tane de cam yapsın versin. Şimdi ölçü buraya uyarsa bunlarla da değişebilirim ama sanırım bunlarla onun ortası aynı gibi. Bunlar biraz küçük. Bir bakayım yani, ya mutfakta değişirim ya da niye değişeyim ki, ben mutfakta da normal cam istiyorum. Kessin bir tane. O gelince buraya takarım, bunu da ona gönderirim. Bunu da bir kullanıyorsa kullansın. Ben param vermişim, kaliteli iş isterim kardeşim. Havalar soğuyunca artık şömine keyfi başladı. Buraya da devasa bir odun koydum. Çürük bir onun vardı. Öyle yukarı doğru yansın. Biraz hızlandıralım. Sonra yavaşlatalım. Evet, çok hızlı yanmasın. Şöyle yavaş yansın. Nihayet tavada başladım ve başlayınca şunu anladım ki ikinci kat yani lüks değil, mecburiymiş ya. Şimdi buradan öteki tarafa bakıyorum, berbat. Buraya bakıyorum, ayna gibi. Tabii yaşken de iyi görünüyor da. Yarısına kadar geldim. Harcımız da bol. Bitiririz inşallah. Daha iyi oluyor, daha güzel oluyor. İskele çok sallanıyor yoksa. Öyle 23 dakika kala burası da bitti. Aslında daha önce bitti de tabii. Malaların temizlenmesi falan filan. Neyse, iyi oldu, hataları kapattık. Ortaya çıkabilecek yeni hataları artık zımparayla hallederiz. Güle güle mutfak, merhaba salon. Şimdi salonun sıvasına tabi öğleden sonra başlayacağım ama köşeleri böyle çok düzgün bir şekilde kırmam lazım önce. Hiçbir harç kalıntısı falan filan kalmasın. Çünkü daha sonra onları kırarken duvarı zedeleniyor. Mahvoluyor ortalık. Şimdiden halletmek lazım. Sonra da işte bunları taşıyıp burayı da sıvarız. Böylece sıvayla da işimiz bitmiş olur. Evet, laminat parçaları aktarıyorum. Yalnız burada şöyle bir şey var. Biz de bunu sonradan keşfettik. Bu 2G yazısı küçük olanlarla büyük olanlar farklı. Yani biz bunlardan kullandık. Bunlar daha parlak. Sonra bir kutu bundan açtık. Tabi o zaman bilmiyoruz farklı olduğunu, baktık. Hem rengi mat hem de oyukları birbirine olmuyor. İşte kutuları araştırınca baktım ki bunlarınki yazıları büyük, bunların küçük. Şimdi bunları sınıflandırıyorum. Bu dip tarafa büyük 2G'leri yığdım. Ötekilerini de oradan seçip yığacağım. Diğer küçük küçük 2G'leri de buraya yığacağım. Hani mesela burayla salonla mutfak beraber döşenecek böyle. Mesela burayı döşerken kesinlikle iki farklı kutu karışmaması lazım. Aynı seri gelmesi lazım, yoksa olmaz. Hem uymaz hem de biraz parlak biraz mat, rezil olur kalır.
Bu mesele ufak. Parıltıyı görüyorsunuz. Mesela bunda bir parıltı yok. Bunlar yan yana döşediğiniz zaman olukları birbirine uyusa bile yarısı parlayacak, yarısı mat duracak. O bir sıkıntı. Siz de alırken dikkat edin, hepsi aynı seri olsun. Biz bir sene aralıklarla aldığımız için farklı seriye denk geldik. 11 tane küçüklerden varmış. 21 tane de büyüklerden. Bunda birkaç tane eksik. Burada birkaç tane var işte. 11 tane net. Valla bu desteği de böyle çaktım. Böyle yüksek yığıntılarda belli olmaz ya, sarsıntı olur, bir şey olur. Devrilmesinler. Şeyi de camın ölçüsünü aldım, camcıyı aradım. Durumu anlattım, dedi tamam dedi, önemli değil, ben bir tane kesip göndereyim. Dedim ya, çıkan eskisini sana vereyim istiyorsan. Yok dedi, önemli değil. Yani yapacak, kesecek. İnşallah bu şeyden de kurtulmuş oluruz. Saatlerimiz 17:00. Bu duvarın sıvası bitti. Aslında mesajı buraya göre yapmıştım ama biraz fazla yapmışım. Şuraya kadar da mecburen sıvadım. Bu ahşap desen olayını buraya da yaptım. Mobilya çok sıcak olduğu için hemen kurudu, biraz zorlandım o işte. Artık yarından sonra öyle geleceğiz. Geçen güne ayı gelmiş ya, buradan geçmiş. Bizim oraya da girmiştir ama fotokapının salaklığından çekemedi. Bu sefer 24 saat ayarladım. Belli ki her akşam geliyor. Gelirse çekeriz. Sen misin ya? Allah. İnanamıyorum ya. Kaç önce buradan uzaklaştırdığımız köpek ayakları da yaralı. Geri dönmüş. Allah. Sen artık buraya giremezsin. Arkadaşlar, köpek bir mucize sonucu tekrar beni bulunca, ki hakikaten yani mucize gibi bir şey. 3 aya yaklaşık bir zaman geçti. Bir kutuya koyduk, arabayla götürdük. 5 kilometre falan uzaktadır. İlçenin öbür köşesine bıraktık. Oradan buraya nasıl geldi? Hayret. Belki bunda ilahi bir mesaj vardır diye. Ben de buna bir barınak yaptım. Ekmek verdim, su koydum. Orada takılsın. Yani artık araziye girmesini istemiyorum. Çünkü videolara çok yansıtmadım ama çok ciddi bir pire problemi yaşadık. Böyle yani sayısız karınca sürüsü gibi, karınca yuvası gibi böyle ayaklarından yukarı yukarı çıkıyorlardı. İlaçla milaçla bir şekilde çok şükür atlattık. O yüzden girmesini istemiyorum. Ben yine burada beslerim bunu. Yağmur yağınca da ıslanmasın işte, güneşten korunsun. Bu kapının altından giriyordu. Bunları da böyle yaptım. Saatlerdir bununla uğraşıyordum işte, yani öğleden sonradan beri. Bu arada sesim iyi geliyorsa şundandır. Demiştim ya, mikrofonum vardı da takamıyordum. Salı günü kargo yola çıktı. Bugün Perşembe, bugün geldi, öğleden sonra aldım. Aparatı da gösteririm. Bir içeri gireyim.
İçeride neler yaptık bakalım. Öğleden önce de çok yoğun çalıştım sayılmaz. İşte şuradan devam ettim, buralara geldim. Ondan sonra biraz erken bıraktım, gittim kargoyu almak için. Şimdi de işte köpeğin durumlarıyla uğraşınca halinde başlayamadım. Birazdan ikindi okunacak. İkinden sonra inşallah başlayacağım. Artık ne kadar yaparsak kârdır. Şu duvara belki de geçemeyiz. Burada kırılacak yerler de var. Kendimi çok yormayayım, sadece burayı sıvayım. Tabii harç oraya fazla gelmezse, oraya geçmezse. Orayı yarına bırakayım inşallah. Şimdi size aparatı da göstereyim. Şu an mikrofonla geliyor. Şu an aparatı çıkartıyorum. Şu an devam ediyorsa eğer. Şu arkadaşlar. Şu zaten mikrofon. Aldığım şey şu. Burada USB Type-C. Burada jack. Artık mikrofonu takabiliyorum. Evet. Söylediğim gibi buranın sıvası bitti. Biraz sıvı arttı. Kapının arkasını da sıvadım. Burada çok az bir alan kaldı. Aslında şu an sıva yapsam bu akşam bitirebilirim ama uğraşmayacağım. Erken paydos edeceğim. Güneş şu an batıyor. Yani bir saat falan var akşama. Ama burada bırakıyorum inşallah yarın devam. Arkadaşlar, buraya bir akrep çıkmış ya. Şu boru tıkanmıştı, ona bakmaya geldim. Vallahi işimiz zor. Ta üst katın penceresinden bile akrep girecekse işimiz zor. Şuna tırmanmaları kolay tabi ya, bu mineral sıva böyle bir şey işte. Burada fare bile tırmanır. 6 Ekim itibariyle sıva işi bitti. Salonu da tamamladım. Tavanızı da görüyorsunuz. Zaten alçı işimiz bitmiştir. Bu bölüm öyle çok da şahane bir şey yapmadık aslında. Alt katın satın sıvasını yaptık herhalde. Başka da bir şey yapmadık. Evet. Sıkıcı bir işti. Allah'a şükür kurtulduk. Tabi sıva işi tam olarak bitmiş değil. Banyo, tuvalette falan ufak tefek yerler var. Ama onlara daha çok var. Şimdi 21. bölümde neler yapacağız inşallah? Daha eğlenceli işler olacak. Kere şunun altını taş kaplayacağım. Çatlaklar var, duman çıkıyordu. Bunun üzerini şöyle boluntu kalabadorlarla kapatacağım. Buranın tahtalarını yapacağım. Biraz zımparaladım ama komple zımparalayacağım. Sinek pisliklerinden arındıracağım inşallah. Ondan sonra ahşabıyla birlikte buna bir vernik atacağım. Hem taşlar hem ahşap vernikleyecek. Şömineye son noktayı koymuş olacağız. Tabi buraların boyası yapılırken artık bunu müdafaa etmemiz gerekecek. Naylon falan örteriz. Birinci işimiz o. İkincisi dışarıda çatının oluklarına borular döşeyeceğim. Muhtemelen yarın ilk iş boruları alır gelirim. Şuradan delip böyle borularla suyu indireceğim. İkinci işimiz o. Üçüncü işimiz burayı da kaplayacağım. Köpük kaplamamıştım. Köpük kaplayacağım. Bir de
O seviyede böyle taş kalkma da yapabilirim. Bir diğer işimiz bugünkü akrep vakasından sonra pencerelere sineklik yapılması lazım. En azından sürekli açtığım ve tuvalet gibi sürekli açık kalan pencerelere bunu yapmam lazım. Bir diğer iş, görüyorsunuz çatı kapağı öyle idareten duruyor. Oraya da güzel teşkilatlı bir kapı yapılacak. Akrepler gelip çatı arasına girip orada üreyip oradan aşağıda evin içine girebilirler. Başka ne yaparız? He, su işini tekrar bugün sordum bir başka görevliye. Birkaç tane iş saydı. Makul sebepler sundu yani. Onlar halledince 5-10 güne senin oraya geliriz dedi. İnşallah aksak çıkmazsa. Çünkü bazı köylerde de asfaltlama başlamış. Hani asfalttan önce bazı boruları yenilemeleri falan filan gerekiyormuş. İlçenin durumu ortada zaten. Adım atacak yer yok. Her tarafı kazılmış. Neyse öyle bir söz aldık işte. En azından bir sıraya koydular. Şu 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 iş sonra gireceğiz gibisinden. Buranın şeyini de görüyorsunuz. Sonra şuranın arızalı camını bugün görüştüm, camcı kesti. Bugün abim alacak, yarın inşallah gelirken getirecek, onu da değişeceğiz. Evet, durumlar böyle. Planlarım da bu şekilde. Bir aksilik olmazsa, Allah razı fırsat verirse, böyle devam edeceğiz. Ekim ayındayız. Ekim, Kasım. Aralık belki çok soğuk olur da bu 2 ay bayağı bir şeyler yapmam lazım. Su bağlantısı da yapılırsa fayans işi de çözülür. Fayanslar da yaparız. Banyo tuvalet biter. Banyo tuvalet bitince ondan sonra artık komple laminatlar döşenir. Onun öncesinde boyalar yapılır. Böylece nedir? Ev bitmiş olur. Mutfak tabii ayrı bir mesele. Mutfağı muhtemelen biz yaparız ama nasıl yaparız bilmiyorum. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.